Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüstem Temriyev. Bu videoda sizlerle beraber bir listening çalışmasını yapacağız. Önce bir dakikalık bir kesit izleyeceğiz, onu anlamaya çalışacağız kendimiz. Ardından beraber kelime kelime, cümle cümle onu analiz edeceğiz ve anlama becerimizi bir tık daha bir ileri seviyeye kadar taşımaya çalışacağız. Önce dinleyelim, başlayalım. Beauty. It doesn't look the same to any of us. But we all know it when we see it. Some people think beauty needs to be loud. They make it scream at us, as though we might forget what it looks like. What we've forgotten about beauty, though, is that sometimes it whispers. And often, the easiest way to find it is to stop looking for it. Beauty isn't immaculate. It has flaws, cracks, imperfections. It surrounds us everywhere. And when we need it, we can always make more. This is your planet. Together, we can make it better. İlk cümlemizi tekrar dinleyelim ve ardından analiz kısmına geçelim. Beauty. It doesn't look the same to any of us. But we all know it when we see it. Beauty. It doesn't look the same to any of us. But we all know it when we see it. Beauty. It doesn't look the same to any of us, but we all know it when we see it. Evet, analiz edelim. Beauty, yani güzellik. Hani beautiful dediğimiz zaman güzel, ama beauty dediğimiz zaman isim şeklinde kullanılıyor ve güzellik anlamına geliyor. It'ten kastımız, yani beauty kelimeden, yani güzellikten kastediyor. It doesn't look. Şimdi look sadece bakmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda gözükmek, görünmek anlamına geliyor ki burada o anlamında kullanılıyor. Yani o görünmüyor, o gözükmüyor. The same. Same demek aynı şekilde. O gözükmüyor aynı şekilde. To any of us. Any of us herhangi birimiz anlamına geliyor. Ama buradaki to kelimesi bir yönerge, yönlendirme, bir ok işareti olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela okula, ofise, bana, tahtaya dediğimiz zaman işte oradaki yönlendirme veya yönerge kelimesi to. Any of us herhangi birimiz, to any of us herhangi birimize. Yani aynı şekilde güzellik gözükmüyor, görünmüyor. But we all know, ama we biz, all hepimiz know, biliyoruz. Ama hepimiz biliyoruz it, yani onu, yani güzelliği, when we see it, when we see it. Şimdi when normalde soru kelimesidir ve ne zaman anlamına geliyor. Ama biz onu kelime cümle içinde bağlaç olarak kullandığımız zaman iken anlamına geliyor veya zaman anlamına geliyor, ama bağlaç şeklinde zaman, yani onu gördüğümüz zaman, yani o anlamında. We all know it when we see it. Hepimiz onu biliyoruz, onu gördüğümüz zaman. Peki, bir sonraki cümleye devam edelim. Önce dinleyelim, ondan sonra tekrar analiz kısmına geçelim. Some people think beauty needs to be loud. Some people think beauty needs to be loud. Some people think beauty needs to be loud. Some people, some demek birkaç, biraz, bazı anlamına geliyor. Bazı insanlar düşünüyor ki beauty, güzellik, needs, ihtiyacı var to be, olmaya, loud. Loud demek aslında gürültülü anlamına geliyor. Aynı zamanda parlak anlamına geliyor ve aynı zamanda gösterişli de diyebiliriz. Ve buradaki cümle şu anlamına geliyor. Bazı insanlar düşünüyor ki güzellik çok gösterişli, çok göze batan, çok gürültülü olması gerektiğini düşünce içindeler. Bir sonraki cümleyi dinleyelim.
They make it scream at us, as though we might forget what it looks like. They make it scream at us, as though we might forget what it looks like. They make it scream at us, as though we might forget what it looks like. They make it scream at us. They'den kastı bir önceki cümledeki bahsi geçen some people, bazı insanlar. Make it scream at us. Make sadece yapmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yaptırmak veya sağlamak anlamına geliyor. Yani ettirgen olarak fonksiyonu yani çoktur. Yani bu şekilde çok kullanılıyor make fiili. Dolayısıyla they make it scream. Scream çığlık atmak, bağırmak. Yani it'ten kastı da burada beauty, güzellik. Yani güzelliği çığlık atmasına yani sebep oluyorlar, çığlık atmasını sağlıyorlar bize karşı. Yani ben buyum diye yani güzellik bize karşı bağırıyor burada. As though, sanki, we might forget what it looks like. We might forget. Might, olasılık, yani ihtimal anlamına geliyor. Geçmiş zamanlarda, geniş zamanda ve gelecek zamanda kullanılabilir. We might forget. Unutmuş olabiliriz. Yani sanki biz unutmuş olabiliriz. What it looks like. Burada look fiiline s takısı ekleniliyor çünkü geniş zaman olarak kullanılıyor. Look fiili ilk satırlarda gördüğümüz gibi görünmek, gözükmek anlamına geliyor. Ama look like olarak beraber kullandığımız zaman gibi görünmek, gibi gözükmek anlamına geliyor. What it looks like neye benzediğini, ne gibi göründüğünü yani it'ten kastı güzellik. Yani as though we might forget what it looks like. Yani sanki biz o güzelliğin neye benzediğini, ne gibi göründüğünü unutmuş olabiliriz diye. Yani o insanlar, bazı insanlar o güzelliği alıp bize karşı bağırttırıyorlar onu. Bize karşı çığlık attırıyorlar. Evet, bir sonraki cümleyi dinleyelim. What we've forgotten about beauty though is that sometimes it whispers. What we've forgotten about beauty though is that sometimes it whispers. What we have forgotten about beauty though is that sometimes it whispers. Şimdi buradaki cümle başındaki what kelimeyi bir inceleyelim, analiz edelim. Normalde what kelimesi soru kelimesidir. Yani ne anlamına geliyor ama olumlu cümlelerde veya olumsuz cümlelerde yani soru haricindeki cümlelerde kullandığımız zaman bir de şöyle anlamı var. Yani ek olarak incelersek the, dıkları, şey şeklinde sözlüklerde bu şekilde ifade veriyor ama bu kelime perspektif bir kelimedir. Ne demek perspektif? Yani ileride bir şeyden bahsedeceksiniz. Bu ilk cümlede bir nevi hazırlıyorsunuz yani dinleyiciyi. Hani biz Türkçe'de şöyle deriz ya seninle konuşmak istediğim şey ondan sonra ikinci cümlede açıklıyoruz. Veya onların seninle istişare etmek istedikleri nokta ve ondan sonra açıklama yapıyorum. Yani the şey, dıkları şey gibi düşünebilirsiniz. Perspektif yani ileriye yönelik bir açıklama gelecek birazdan. Ya o şekilde düşünebilirsiniz ki burada what we have forgotten about beauty though. Though zıtlık ifadesidir ama olarak çevirebiliriz. Fakat olarak çevirebiliriz. Yani fakat bizim güzellikle ilgili, güzellik hakkında unuttuğumuz şey ve şimdi ikinci cümlelerde bunun açıklamasını yapacak. Is that yani şu ki sometimes bazen it whispers. O yani it'ten kastı burada güzellik. O whispers fısıldar. Yani fısıldıyor. Ve burada s takısı eklenmiş çünkü geniş zamanda ondan. Yani her zaman güzellik bize fısıldıyor. Yani ben buradayım diye. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. İlk satırlarda what we have forgotten diyor. Yani present perfect kullanıyor. Neden? Çünkü present perfect'in şöyle bir fonksiyonu var. Present perfect geçmişte bir şey oldu ama şimdiki zamanda onun hala etkisi devam ediyor. Yani ki burada biz unuttuk. Yani güzellik hakkında unuttuğumuz şey ve bu unuttuk ve bu unutmuşluk devam ediyor. Şimdiki zamanla ilgili bir ilişkisi hala var. O yüzden present perfect kullanıyor. Basit geçmiş zaman kullansaydı geçmişte bir şey oldu ve kaldı bitti orada.
Yani etkisi yok. Ama present perfect'in etkisi mevcut. Evet. Sonraki satırları dinleyelim, anlamaya çalışalım. And often the easiest way to find it is to stop looking for it. And often the easiest way to find it is to stop looking for it. And often the easiest way to find it is to stop looking for it. Evet, and often, often demek sık sık anlamına geliyor. Sıkça veya çoğu kez. Ve çoğu kez the easiest way. Easy demek kolay, the easiest en kolay. En kolay yolu to find, yani onu bulmanın en kolay yolu to find it is to stop looking for it. Look demek bakmak, look for aramak, yani onu aramaktan vazgeçmek, onu aramayı bırakmak, yani güzelliği aramayı bırakmak. Peki sonraki satırlara geçelim. Beauty isn't immaculate. It has flaws, cracks, imperfections. Beauty isn't immaculate. It has flaws, cracks, imperfections. Beauty isn't immaculate. It has flaws, cracks, imperfections. Beauty isn't immaculate. Immaculate demek tertemiz, fevkalade, düzenli, pırıl pırıl. Yani güzellik böyle fevkalade, tertemiz, pırıl pırıl bir şey değildir diyor. It has flaws. Flaws demek noksanlık, eksiklik anlamına geliyor. Cracks. Cracks çatlaklar, yarılmalar. Imperfections, yani perfection dediğimiz zaman, yani mükemmel anlamına geliyor. Imperfections dediğimiz zaman yine noksanlıklar anlamına geliyor. Eksiklikler anlamına geliyor. Dolayısıyla burada güzelliği aslında bildiğimiz şekilde değil, yani düzenli, tertipli, pırıl pırıl olan bir şey değil. Çatlaklar var, yarılmalar var, bir sürü noksanlıklar var olduğunu söylüyor. Evet, devam edelim. It surrounds us everywhere, and when we need it, we can always make more. It surrounds us everywhere, and when we need it, we can always make more. It surrounds us everywhere, and when we need it, we can always make more. It surrounds us everywhere. Yani it güzellik, surround demek çevrelemek anlamına geliyor. Burada s takısı var çünkü geniş zamanda us bizi, everywhere her yerde. Yani bizi her yerde çevreliyor güzellik. And when we need it. Bakın yine when kullanılıyor ama soru değil. O zaman bağlaç olarak kullanılıyor. İlk satırlarda gördük. Zaman iken anlamında bir bağlaç şeklinde kullanılıyor. And when we need it ve ona ihtiyaç olduğumuz zaman we can always make more. Biz her zaman, daima, always, daima, her zaman we can always make more. Her zaman yapabiliriz daha fazlasını. Evet, son satırları dinleyelim. This is your planet. Together we can make it better. This is your planet. Together we can make it better. This is your planet. Together we can make it better. This is your planet. Bu senin veya bu sizin gezegeniniz. Together, beraber, we can make it better. Biz yapabiliriz onu, yani it'ten kastı planet, gezegen, better ise daha iyi anlamına geliyor. Yani beraber biz onu daha iyi yapabiliriz. Peki, şimdi bütün videoyu tekrar izleyelim ve hepsini anlamaya çalışalım. Beauty. It doesn't the same to any of us. But we all know it when we see it. Some people think beauty needs to be loud. They make it scream at us, as though we might forget what it looks like. What we've forgotten about beauty, though, is that sometimes it whispers. And often, the easiest way to find it is to stop looking for it. Beauty isn't immaculate. It has flaws, cracks, imperfections.
It surrounds us everywhere. And when we need it, we can always make more. This is your planet. Together we can make it better. Evet, videonun sonuna doğru geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.